Merhaba arkadaşlar. Buhranlar Büyük Kahramanlar Doğurur konulu dersime hepiniz hoş geldiniz. Dersimize başlamadan önce kanalıma abone olup bana destek olursanız sevinirim. Hazırsanız başlayalım. Bu dersimizde sizlerle beraber Mustafa Kemal'in fikir hayatının gelişimini başlıklar halinde inceleyeceğiz. Bu başlıklar Mustafa Kemal'in doğup büyüdüğü çevre, yaşadığı dönemde meydana gelen savaşlar ve olaylar, Türk ve yabancı düşünürler, öğretmen ve arkadaşları ve Osmanlı Devleti'nin durumudur. İlk olarak doğup ve büyüdüğü çevreden başlayacak olursak, hepinizin bilmiş olduğu gibi Mustafa Kemal Selanik'te doğmuştur. İlk ve orta öğrenimini burada tamamlamıştır. Selanik, Mustafa Kemal'in karakterini ve fikir hayatını etkileyen en önemli şehirlerden birisidir. Selanik, çeşitli uluslara ev sahipliği yapmaktadır. Mustafa Kemal, bu uluslarla aynı yerde yaşadığından dolayı farklılıklara saygı olma düşüncesini geliştirmiştir. Aynı zamanda bu ulusların bağımsızlık isyanları çıkarması Mustafa Kemal'in milliyetçilik fikrini önemli oranda geliştirmiştir. Selanik, Osmanlı Devleti'nin batıya açılan kapısı olarak nitelendirilmektedir. Bunun sebebi önemli bir liman kenti olması ve demiryolu yolu bağlantısıyla birlikte Avrupa'yı Osmanlı Devleti'ne bağlamasıdır. Selanik'in gelişmiş şehirlere uzanan deniz yolu ve demir yolu bağlantısıyla birlikte Avrupa'da ortaya çıkan gazeteler ve dergiler Selanik'e gelmekteydi. Bu sayede Mustafa Kemal Avrupa'daki yeni fikir ve düşünceleri öğrenme imkanı bulmuştur ve kendi fikir hayatının gelişimine önemli katkılar sağlamıştır. İkinci olarak ise Mustafa Kemal'in hayatı boyunca yaşanan olaylar da onun fikir hayatının gelişmesine önemli etkiler sağlamıştır. Yaşanan olaylara bakacak olursak Fransa itilali ile beraber yayılan milliyetçilik akımı Mustafa Kemal'i de etkilemiştir. Kurtuluş Savaşı'nı başlatan ana düşüncede bu olmuştur. Aynı zamanda Fransız ihtilalinin yaydığı hürriyet, adalet, eşitlik, insan hakları, demokrasi gibi kavramlar da Mustafa Kemal'in hayatına önemli oranda etki etmiştir. Yine bu dönemlerde yaşanan Türk-Yunan Savaşı Mustafa Kemal'i derinden etkileyen olaylardan birisidir. Manastır'da askeri öğrenci iken Türk-Yunan Savaşı patlak verince Mustafa Kemal bu savaşa katılmak için okuldan kaçmıştır. Bu durum onun ne kadar vatansever ve milliyetçi olduğunun göstergesidir. Aynı zamanda Osmanlı Devleti bu savaşı kazanmasına rağmen anlaşma masasında mağlup gösterilmesi Mustafa Kemal'e çok fazla üzmüştür ve Mustafa Kemal bu savaşın ardından diplomasinin ne kadar önemli olduğunu anlamıştır. Son olarak 31 Mart olayına bakacak olursak meşrutiyete karşı olanların çıkardığı ayaklanmayı bastırmak için Hareket Ordusu ile birlikte İstanbul'a gelmiştir. Bu durum Mustafa Kemal'in halkın egemen olduğu bir yönetim istediğinin göstergesidir diyoruz. Üçüncü olarak ise Mustafa Kemal'in etkilenmiş olduğu Türk ve yabancı düşünürlere bakıyoruz. Mustafa Kemal, Namık Kemal, Mehmet Emin Yurdakul, Ziya Gökal, Tevfik Fikret gibi önemli yazarlarımızdan etkilenmiştir. Namık Kemal, vatan şairi olarak tanınmaktadır. Vatan ve millet kavramları üzerinde durarak Mustafa Kemal'in vatanına ve milletine olan sevgisini arttırmasında önemli katkılar sağlamıştır. Mehmet Emin Yurdakul da tıpkı Namık Kemal gibi aynı şekilde Mustafa Kemal'in vatan ve millet sevgisinin gelişmesine önemli katkılar sağlamıştır. Ziya Gökalp ise Türkçülüğü ve Türk milliyetçiliğini ön plana çıkarmıştır. Bu da Mustafa Kemal'in Türkçülüğe ekstra önem vermesini sağlamıştır. Tevfik Fikret ise yazdığı vatan ve millet şiirleriyle tanınmaktadır. Yani bu Türk düşünürler Mustafa Kemal'e daha çok vatan sevgisi ve milliyetçilik konularında etkilemişlerdir. Yabancı düşünürler ise Mustafa Kemal'i Eşitlik, adalet, insan hakları ve demokrasi gibi alanlarda etkilemişlerdir. Öğretmen ve arkadaşlarına gelecek olursak, arkadaşı Ömer Naci Mustafa Kemal'i edebiyat ve güzel konuşma alanında etkilemiştir. İlk başlarda edebiyat alanında ilerlemek isteyen Mustafa Kemal, Mehmet Asım Efendi'nin, Mustafa Kemal'in edebiyattan daha çok askerliğe yönelmesini sağlamıştır. Mehmet Tevfik Bey ise Mustafa Kemal'in tarih öğretmenidir. Mustafa Kemal de tarih bilincinin oluşmasında katkı sağlamıştır. Yüzbaşı din Bey ise Mustafa Kemal'in Fransızca öğrenmesini istemiştir. Bu sayede yabancı gazeteleri okuyabilmiştir ve Avrupa'da yaşanan gelişmeleri yakından takip edebilmiştir. Son olarak Osmanlı Devleti'nin durumuna bakacak olursak 20. yüzyılın başlarında Osmanlı Devleti çok uluslu bir yapıya sahip olduğu için topraklar kaybetmiştir. Aynı zamanda sömürgeci devletler Osman Devleti'nin Kuzey Afrika'daki topraklarını ele geçirmiştir. Ve Osmanlı Devleti almış olduğu dış borçlar ödeyemeyince alacaklı devletler duyunu umumiyeyi kurarak Osmanlı Devleti'nin ekonomisine el koymuşlardır. Mustafa Kemal tüm bu durumlardan etkilenmiştir ve çözüm yolları arayarak arkadaşlarıyla beraber konferanslar vermiştir. Ve devletin kurtuluşu için çözüm yolları aramışlardır. Diyoruz ve dersimizin sonuna geliyoruz. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bir sonraki dersimizde görüşünceye dek hoşçakalın.